Hepinize Merhaba arkadaşlar benden uzun süredir çekmemi istediğiniz bir video var Ben bu konuya kısaksa daha önce videolarda değiniyordum ama detaylı bir şekilde çekmemi istiyorsunuz o zaman detaylı bir şekilde çekelim e bu konu ne kabiliyetler hangisine vermeliyiz hangisine vermemeliyiz konusu Arkadaşlar şimdi size detaylı olarak bunu anlatacağım şöyle hemen kabiliyetlere girelim arkadaşlar Bakın şu balta kazma Arkadaşlar hani örnek geliyorum Siz diyorsunuz ki bana yok ateş baltası yapamıyorum montajlı kazma yapamıyorum vesaire Bunlar arkadaşlar yükselttikçe yeni bir seviye balta kazma yapabiliyorsunuz. Hemen şuradan göstereyim bakın. Bu birinci seviye taş balta kazma. Demir, ateş baltası, montajlı, çelik çok amaçlı. Bunların seviyesi arttıkça toplama güçleri de artıyor ve daha seri ürün toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne kadar istiyor 6. seviyeye. 116.000 istiyor. 60 level uyarısı var. Bu da aynı şekil balta arkadaşlar. Bu da haşhaş. Aslında buradaki özellikleri okuduğunuzda zaten anlarsınız. Bakın burayı yükselttiğimizde şu an ben 7 haşhaş alıyorum. Bir haşhaş topladım da 8 tane alacağım arkadaşlar. Şimdi bu ne? İnce dal şansı yüzde. Bu arkadaşlar fullemeyebilirsiniz. Ay ince dal önemli. O yüzden fullemenizde de bir sakınca görmüyorum. Zaten fazla bir puan istemez bu ince dal. Demir cevheri. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar ama vermeye de bilirsiniz. Bakın aynı şekilde haşhaşta bitki kökü toplamanızda bakın %20 artıyor 4 yaptığınızda. Bu arkadaş zaman başına daha fazla kaynak elde etmek için güç toplamayı öğrenin. Şarj etmek için güç doğum düğmesine basılı tutun diyor arkadaşlar. Bunu açın. Tek zaten bir tane basılı tuttuğunuzda komple e, yok ediyor. Zaten biliyorsunuzdur onu. Bu arkadaşlar reçine. Bunlara vermeyebilirsiniz. Hani ben şu anki aklım olsaydı daha önceden hata yaptım. Bilmiyordum. Verdim. Vermezdim. Çünkü hani bunlara vermenizin artısı ne? Bakın misal ağaç çekirdi Seviye 2 ağaçlarını keserken reçine elde etme şansı %15 artar. Hani reçineyi daha fazla alıyorsunuz. Daha kolay alıyorsunuz. Örnek veriyorum kum taşında reçine toplarken Burası seviye 1 iken bir ağaçta 3 reçine veriyorsa seviye 3 iken bir ağaçta 5 reçine alabilirsiniz. Basit bir örnek bu sadece arkadaşlar. reçine umurum, umurumda umrumda değil derseniz vermezsiniz. Orası size kalmış. Bu kararlar tamamen sizin bileceğiniz iş. Ben sadece anlatıyorum. cevher madenciliği bu da aynı şekil. Bakın arkadaşlar kalay cevheri alma şansınızı arttırıyor sizin. Bu da aynı şekil haşhaş sapı, haşhaş iç kabuğu almanızı arttırıyor. Bu arkadaşlar günlüğü kaybetme toplama hızı. Yüzde, e, bunu açın arkadaşlar toplama hızınızı arttırıyor. Bu aynı şekil bakın aletlerle toplanırken dayanıklılık aşınması. Yani şöyle örnek vereyim bir baltayla 100 tane ağaç kırıyorsanız 100 e, tane de baltanız gidiyor yeni balta yapıyorsanız bununla örnek veriyorum Yüzde %16 daha az az daha az dayanıklılığı gidiyor. 100 yerine 100, 116 tane kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Basit bir örnek vermek gerekirse. HH keten yaprağı arkadaşlar aynı şekil. Alüminyum cevheri şansını arttırıyor. Selvi yaprağını arttırıyor. Ben bunlara vermenizi pek hani ben 3 yaptım siz yapmayın. Niye dersiniz? Hemen size şöyle basit bir örnek göstereyim. Bakın. Şu an bak bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Bunu atlayanlar oluyordur üst seviye arkadaşlardan. Şimdi bakın amalg amalgam parçası diyor. Ne kadar yetenek puanı istiyor? 232 bin 350 bin dolar istiyor arkadaşlar. Ama bunu yapabilmeniz için şöyle bir durum var. Silahçılar için söylüyorum. Muhtemelen diğer yeteneklerde de burayı dörtlemenizi isteyecek. Bakın Yeteneklerde seviye 4'e yükseltin diyor. Titanyum alaşımlı yarı mamulün kilidini açmak isterseniz diyor arkadaşlar. Yani bunu 4 yapmadan bunu seviyeniz yükselse bile kullanamıyorsunuz. Ve istediği şeylere bakın ne kadar yüksek değil mi? O yüzden buradaki gereksiz şeyleri vermeyip onlara vermeniz daha mantıklı olacaktır. Zanaata gelelim arkadaşlar. silahlarına. Burada aynen size kalmış. Bakın üretim sırasını kısaltıyor. ister full, fulleyin ister fullemeyin. Zırhların işlenebilirlik süretim süre, üretim süresi %25 kısalır. 3 artlar. 3 tane daha fazla aynı anda ürün üretebilirsiniz. Köşk binaları, mobilya ve diğer iki üretim süresini %20 kısaltır. Malzeme kesi üretim kuyruğunu iki arttırır. Bunu arkadaşlar bakın taşınabilir formülle saf cephane kutusu üretebilir diyor. Ona bir veriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ham cephaneyi üretebiliyorsunuz. Bakın nanoplastik puanıyla 2 veriyorsunuz. Genel cephane 3 veriyorsunuz. Saf cephaneyi üretebiliyorsunuz. Aynı kazmayla sandık gibi düşünün bunu da arkadaşlar ona da verebilirsiniz. Şimdi şuraya gelelim. Üretilen silahların sağlamlığı %30 artar. Bunu fullleyin arkadaşlar. Daha fazla eee ürettiğiniz silahı kullanmanıza imkan sağlar çünkü bu. Bakın, sağla zırhın sağlamlığı bu da zırhın sağlamlığını arttırıyor. %30. Örnek vereyim hani 100 hasarda patlıyorsa zırh 130 hasarda patlıyor. %30 artıyor. Silah da aynı şekil. Kişisel yerleştirilen binalar %15 oranında ek hasar alabilir diyor arkadaşlar. Ya eklediğiniz hani e, burada bahsetmek istediği büyük ihtimalle şu savunma e, durumundan bahsediyor. Düşman geldiğinde %15 daha fazla hasar veriyor olacaktır arkadaşlar bu vermeye gerek yok o kadar önemli değil Herhangi bir zamanda bir şenlik ateşi yapabilir bunu açarsınız şenlik ateşi dediği arkadaşlar hemen bakalım kamp ateşi buradan formülünü açmış oluyorsunuz arkadaşlar onu verdiğinizde zaten bir tane verin bir yani ucuz bir şey değil bu yükseltmenize gerek yok bakın burada Narin silah onarımı %22 olasılıkla onarım maliyetini %25'ini azaltırken hızlı onarım %22 olasılıkla oranın maliyetini %25'ini azaltır. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Evde çok dağınık düzenlemedim içini. Hemen tamir tezgahından bir örnek verelim. Misal örnek veriyorum arkadaşlar. 1000 maliyet istiyorsa daha ucuza tamir edebiliyorsunuz. Bu yeteneğimiz bu işe yarıyor. Bu da aynı şekilde zırhlarda arkadaşlar aynı işe yarıyor. Köş binası bakım maliyetini %15 düşürür. Köşkünüz hasara uğradığında daha düşük yapabiliyorsunuz. Buna da vermenize gerek yok. Ana anahtar formülü bunu defalarca zaten size gösterdim ve anlattım. Şöyle ona verdiğiniz takdirde buradan formülden ana anahtar yapabiliyorsunuz. Bakın malzeme dediğimizde kaynakla yapıyoruz. Nanoplastik dediğimizde nanoplastikle yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Ateşli silahları sökerken ek bir birleşik malzeme elde et etmek için %16 şans var diyor. Sağlamlık ve dayanıklılığa bağlı. Buna vermeyebilirsiniz. Bu örnek veriyorum. Silahınızın dayanıklılığı bitti, parçaladığınızda daha fazla ürün verebiliyor. Size kalmış. Aynı şekilde zırhınızı parçaladığınızda daha fazla ürün verebiliyor. Köşkü savunma binalarının verdiği hasar %10 arttı diyor. Savunma amaçlı işte e, mayın vesaire koyduğunuzda bu etkiliyor arkadaşlar onu daha fazla hasar. Canavar tuzağının verdiği hasar %5 arttı diyor. Canavar tuzağını hemen gösterelim. Bakın. Orada canavar tuzağı özelliği neymiş? Saldırı gücü 40. Şu an benim için bir anlam ifade eden bir şey değil açıkçası. Şimdi dövüş uzmanlığına gelelim arkadaşlar. Burada dikkat edin. Hani bu anlattığım tüm yeteneklerde şurayı ilk fullleyin seviyenize göre. Yani küçük bir dövüş deneyimi sunar. Savaşırken hasar %10 artar. Bunu fullleyin arkadaşlar. Daha fazla hasar verirsiniz. Bunu vermenize de gerek yok verebilirsiniz de size kalmış ee, örnek veriyorum kum taşında e, kum fırtınası olduğunda karlıkta e, kar fırtınası olduğunda daha az alıyorsunuz onlardan işte az bataklığında zehirleniyorsunuz falan bu işe yarıyor kendinizi daha iyi korumak için giysileri kullanabilirsiniz. Giysiler donatıldığında alınan damage %10 ve patlayıcı damage %9 azaltılır. Bunu kesin fullleyin arkadaşlar. Saldırı tüfeği, hafif tüfek, Av tüfeği şarjör kapasitesi %20 arttı. Bunu da fullleyin. Bir sniper tüfeği yay bazuka kullanırken yeniden yükleme hızı %20 arttırıldı. %20 daha hızlı şarjörü dolduruyor. Bunu ben havan topu için full demiştim bazuka'ya girdiği için silahsızken veya ateşli silah kullanılmadığında hareket hızı artar. Bunu da ben full demiştim. Şöyle daha hızlı hareket etmek için bir yerden bir yere giderken silah kullanmadığımda bu yüzden full demiştim arkadaşlar. Bu neymiş? 30 yarda yarı çapı içindeyken hep HP haritasında %40. Bunu da açabilirsiniz. Bir tane zaten saldırı tüfeği, av tüfeği kullanırken geri tepme azalır. Bunu da fullleyin aynı şekil. Hasar verme yüzde bir beş artıyor. Ha, havan topu sniper yay kullanmayacağım derseniz bunu vermeyebilirsiniz arkadaşlar. Ateşli olmayan silahlar bunu hiç yükseltmeye gerek yok. Fazla kullanmazsınız zaten. Pala falan var ya onlar pala kılıç vesaire. Ha diyorsanız ki illa hani kale savaşlarına palayla girip palayla dalanlar var ya. Biz onlardanız arkadaş diyorsanız. Verin. Verin abi fulleyin burayı. Ne diyeyim? O size kalmış. Şimdi düşman hasarı %20 azaltıldı. Bunu mutlaka açın. Bakın çok önemli. Cephane doldururken cephane tüketimi 12 azalır. Bunu da fullleyin arkadaşlar. Ateşli olmayan silahların enerji maliyeti. Bu da aynı palayı. <laughs> Pala kılıçla ilgili. Maliyetini düşürüyor. Menzilli silahların maksimum ateş menzili 70 arttı. Fulleyin kesinlikle silah kullanmada becerikli silah aşınması %12 azaltıldı. Bunu da kesinlikle fulleyin arkadaşlar. Bu konular üzerine değineceğim noktalar bu kadardı. Uzun zamandır soruyordunuz bana. Ben kısa kısa bildiriyordum ama bugün bugüne kısmetmiş. Şimdi dediğim gibi bakın burada çok fazla istiyor artık seviyesi arttı mı yetenek puanlarınız Gereksiz olanlara vermezseniz en azından Yetenek puanı eksiğiniz falan Vesaire Olmaz arkadaşlar Öyle düşünüyorum Şöyle de bir hop. Resim alalım Kapağı İzlediğiniz için hepinize İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni şarj uyarım verdi. Her zaman videoda şarj uyarısı verecek. Kendinize dikkat edin. Destek amaçlı abone olursanız beni mutlu edersiniz.